Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün fırında soslu tavuk hazırlayacağız. Öncelikle 4 adet kabuğu soyulmuş patateslerimizi elma dilim şeklinde doğrayalım. Elma dilim şeklinde doğramaya devam edelim. Doğramış olduğumuz patateslerimizi güzelce yıkayalım. Ardından 5 adet küçük soğanımızı isteğe bağlı olarak 2 veya 3 parçaya bölebiliriz. Arkadaşlar bu şekilde ben bazı soğanlarımı 2, bazılarını da 3 parçaya böldüm. Sizler de isterseniz öyle yapabilirsiniz. 4 adet domatesimizi de aynı patatesi doğramış olduğumuz gibi elma dilim şeklinde doğrayalım. Böyle soslu tavuk yemeklerinde biber çok yakışıyor. Eminim sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. Soslu tavuk yemeğimiz için de 4 adet yeşil biber ekleyebilirsiniz. Biberlerimin içerisindeki biberleri çıkardım. Böyle ortadan ikiye bölüp ardından da 4 parçaya böldüm. Malzemelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Artık fırın tepsimize bir paket parçalanmış tüm tavuğumuzu koyabiliriz. Bu şekilde tepsiye yayalım. Tavuklarımızın üzerine malzemeleri eklemeye başlayabiliriz. İlk olarak patatesimizi ekleyelim. Patateslerimizi tavuğun üzerinde dağıtalım. Şimdi de dağınık bir biçimde soğanlarımızı ekleyebiliriz. Soğanlarımızın ardından domateslerimizi eklemeye başlayalım. Bütün malzemelerde olduğu gibi domateslerimizi de dağınık bir şekilde ekleyelim. Biberlerimizi de ekledikten sonra sosumuzu hazırlamaya geçebiliriz. Fırında tavuk sosumuz için bir kaba 1,5 yemek kaşığı salça, 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Üç su bardağı suyumuzu da ekledikten sonra salçamızı eritmek için karıştıralım. Sosumuz için salçamızı eritmeye devam edelim. Tavuk sosumuz için salçamızın çok iyi erimesi lazım arkadaşlar. Bu yüzden sık sık karıştırmaya devam edelim. Sosumuza biraz baharat ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz biber.
isteğe bağlı 1 çay kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Karıştırmaya devam edelim. Bu baharatlar da isteğe bağlı arkadaşlar. İsterseniz arttırabilirsiniz. 1 çay kaşığı yerine 2 çay kaşığı da ekleyebilirsiniz veya da azaltabilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Hazırlamış olduğumuz nefis sosumuzu tavuklarımızın üzerine sürmeye başlayalım. Bu şekilde arkadaşlar tepsimizin her bir kenarına değecek bir şekilde sosumuzu ekleyelim. Soslanmış tavuğumuz şu andan itibaren bile rengiyle çok güzel görünmeye başladı. 190 derecelik fırında pişmesini bekleyelim 40 dakika. Fırında soslu tavuğumuz hazır arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.